Edirne'deki İmralı'dakine büyük hesap verecek dedi. Cumhurbaşkanı bu ifadeyle ne demek istedi? Sayın Cumhurbaşkanı tabii var olanı ifade etti. Belki Öcalan'ın İmralı'da olmasından kaynaklı olarak örgütü daha iyi etkileyebilmekle ilgili bir yeni liderlik arayışı. NATO Gladio ekibi dediğimiz, Batı tarafı dediğimiz. Hadi bunu ben artık bundan sonra NATO Gladio demeyeyim, Batı diyeyim yani şu anda. Batı'yı temsil ediyor çünkü. Bir arayışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu arayışların da özellikle Obama ile Cumhurbaşkanımızın Amerika'daki ters düşmesinden sonra tekrar Demirtaş'ın orada görüşmeler yapması, Suriye'de YPG'nin aldığı yeni rollerle bağlantısını düşündüğümüz zaman. Batı Öcalan'a karşı Demirtaş faktörünü mü öne çıkarmak istedi? Evet, bunu hepimiz Öcalan biliyoruz. Bundan mı rahatsız oldu? Evet, evet, yaşanan şey budur. Özeti bu yani. Bunun ismini koymamak da artık hani görünen köy kılavuz istemek gibi bir şey olur yani. Cumhurbaşkanının bu konuşmasından sonra bazı insanlar şunu söyledi. Devlet İmralı'da Öcalan'la görüşüyor mu? Çünkü uzun süredir avukatları ve ailesiyle görüşmeyen birinden söz ediyoruz. Bu görüşülmüyor oluşu bir iletişimin olmadığı anlamına gelmeyebilir. Örneğin Öcalan mektup yazıyor olabilir mesela. Bir şekilde mesaj gönderiyor olabilir mesela. Bilemiyoruz onu. Tabii ben gerçekten bilgim dahilinde olan bir alan değil. Ama bu hani bahsettiğim bu konu çok bilinmeyen bir konu değil. Zaten siyasetin izlerini çok açık bir şekilde ortaya koyduğu bir meseledir bu. Bu süreçlere ilişkin ben hatırlarsanız çözüm sürecinde de demiştim ki bu sürece ihanet eden Öcalan'ı İmralı'ya gömer. Ve neticede bu sürece ihanet ettiler ve İmralı'ya gömüldü. Öcalan da bunları hissediyordur muhtemelen. Yani rüzgar ekenler bu fırtınayı biçiyorlar şu anda. Çözüm süreci Kürtler açısından ve Orta Doğu açısından bence 100 yılın fırsatıydı. Bu ihanet yapılmamalıydı bu sürece. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer deyince herkesin aklına geçmiş yıllarda Başbakan Mesut Yılmaz'ın söylediği bir söz geldi. Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer diye. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu Diyarbakır'dan mı geçiyor? Bir de CHP'nin bölgeye bu yakın ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu laf doğru bir laftır. Sadece Diyarbakır'dan geçiyor demek hani iddialı olsa da ama Diyarbakır'dan ana hattın, ana arterin geçtiğini kabul etmek lazım. Böyledir gerçekten de. Bu bir vakadır. Yani bu bir ideolojik talep değildir. Bir tespittir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu lafı söylemesine ben seviniyorum. 2002'den beri yaptığımız her adımda bu Türkiye'yi normalleştirme çabamız içerisinde bu vesayet sistemlerine yaslanma şekilleri CHP'nin bizi bıktırmıştır, gına getirmiştir. Ama bugün bizim bir ara böyle bir hani PKK HDP'nin ihanetine kızgınlığımız Kürtlere küskünmüş gibi yansıyınca o oylardan medet umma İstanbul'daki işte büyük şehri bizim hatalarımızdan kaynaklı onların kazanması değil bizim kaybetmemizle ilgili alandan bir heves duymaları demokrasinin onlara fayda getirebileceği hissini oluşturmuş olması benim açımdan faydalıdır.